Önceki programda da değindik işte. E, şu anda iletişim çağındayız ve aslında çok fazla e, hızlıyız. Ama yine sizin bahsettiğiniz İlber Hoca'dan bir şey söyleyeceğim. Diyor ki e, hiç kendinize dönmüyorsunuz, kendinizle kalmıyorsunuz. Aslında şu anda benim e, farklı dinamikleri okuduğum zaman ve bir, bir cümle önce de siz söylediniz. İşte tasavvuf olabilir, bilim olabilir, felsefe olabilir. Bunların içinde e, hep söylenen bir şey var, kendinize dönüp o yolculuk sonuçta kendi yolculuğumuz. Yani e, başlangıç ve bitiş noktası arasında kendimizle kalabildiğimizde kendimizi tamamlıyoruz. Son derece doğru, özellikle de son 20 yıldır, 30 yıldır zihnimizde gezinen düşüncelerin ve inanç kalıplarının biyolojik olarak bize neler yaptığını mesela çok daha iyi anlamaya başladık. Şimdi önceden biz şöyle sanıyorduk biyolojik canlıyı. DNA'da bir kodu var. Bu kod adeta onun kaderi. İşte orada hastalık varsa hasta olur. Sağlıklıysa sağlıklı olur. Ve işte o kodlara göre hayatı yaşarız. Öyle değilmiş. Mesela zihninizdeki düşünce kalıpları hatta düşünme modları. Yani nasıl bir işte mutluluk, tatmin ya da iyilik düzeyindeyseniz o vücudunuza yansıyor ve hücrelerinize kadar ulaşıp DNA'nızın nasıl okunacağını belirliyor. DNA'nızın okunma biçimi, ortaya çıkış biçimi değişiyor. Şimdi böyle baktığınızda aslında sağlıkta, hastalıkta, mutlulukta, mutsuzlukta hatta abartalım. Çevreden başınıza gelen olaylar bile sizin zihinsel kodlarınızla çok yakından alakalı. Peki bu kodları kim yazdı, kim değiştirecek? Büyük bir çoğunluğu daha bilincimizin oluşmadığı işte 5-7 yaşlarına kadar bir şekilde oluşuyor. Oradan bir şekilde bilinç dışı bir zihnimize kazınıyor bunlar. Ama bu bahsettiğimiz bir durma, kendine bakma, ara ara yani 7-24 manastırda yaşamayı kastetmiyoruz. Yani haftada bir olsun kendine bir vakit ayırma, günlükler tutma, sonra tekrar dönüp onlara bakma, dün nasıl hissediyormuşuz, bugün nasılmışız. Böyle basit tekniklerle aslında baktığınızda dış dünyada pek bir sorun olmadığını, esas sorunun insanın kendi içinden dışarı doğru yansıdığını fark edebiliyorsunuz. Ve bugün belki de insanlık tarihinde ilk defa bilim de bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Yani eskisi gibi böyle olurdu bazen işte ne bileyim kuantum fiziğinden bir şey öğrenip bak bu da işte aynı kuantum gibi falan diye böyle benzetmeler yapıp amacını aşan bazı anlatılar öğretenler olurdu. Konu asla öyle değil. Konu gayet sinir biliminin, davranış bilimlerinin merkezinde. Bugün zihniniz neyse zamanla bedenimizin ona dönüştüğünü çok net bir biçimde biliyoruz. O yüzden belki de en güzel yatırım oturup şöyle biraz kendimizi dinlemek. Buyurunuz efendim bir mikrofon alalım. Melike Neşe ben. Melike hoş geldin merhabalar. Bir önceki programda sınırları aşmak programında çok güzel konulara değinilmişti. Oraya bağlayarak gelmek istiyorum. Korkularımıza rağmen cesaret edip Hanımefendi dediği gibi önemli olan yolculuk, yolun kendisi yolculuk. Kendi içimize yolculuk yapacak olursak sınırları aşarız ve bu, bu zaman böylelikle de e, yüksek haz düzeyine terfi ederiz. İnşallah. Be İnşallah. Yani çünkü gerçek manada kendimizi tanımaya doğru, kendimizi bilmeye doğru seyahat ettiğimizde o zaman yüksek haz'ın kapılarını aralamış oluyoruz. Ve en önemlisi e, Kendimden yine örnek vermek istiyorum. Önceden çok her şeyi dert eden birisiydim. Ama artık derdim yok diyebiliyorum. Çünkü derdi veren Allah derman da veriyorsa. Aman dur dertsizlik tehlikeli bir şey. <laughs> ama işte e, derdimiz dermana yönelmek oluyor. O derdin içinde derdim var diye dövünmek olmuyor. Dermana meyletmek oluyor. Niyazi Mısri'ye gönderme yapalım diyorsun. Derman arardım derdime. <laughs> derdim bana derman imiş derdini anlayan insan dermanını orada buluyor. Bu arada gelen sorulardan bir tanesi vardı. Bak tam oraya da denk geldi. Arkadaş diyor ki sürekli kendini bilmekten bahsediyorsunuz. Kendi bilen Rabbini bilir diyoruz diyor kültürde. Peki bu kendin tam olarak nedir diyor mesela. Bak herkes aynı dertten muzdarip görüyor musunuz? Ne bu ben ya? Allah'ım ne dert bir şeymiş yani. Aynaya bakınca gözükse güzel bir şey değil miydi? Belki de buradan aldığımız anahtarla sevgili arkadaşımızın sorusuna da şöyle bir şey diyelim. Yani ben dediğiniz o soruna açılan en önemli kapı kolu belki de derdiniz. Yani derdimizin ne olduğuna iyi bakarsak derman orada gizli gibi. Mesela ben yani işte konuşmayla ilgili çok anlatıyorum bu çocukluğumda beni çok konuşturmuyorlardı. Ben çok darlanıyordum falan. Ben hayatımda bir iki kere yani ne yapmak istediğime dair düşünmeye kalktığımda hep konuşmayla ilgili bir şeyler düşündüğüm için çok şükür Dedim işte akademisyenlik var dediler. Konuşuluyor mu dedim. Evet dediler. Başladım. Yani hiç benim tek olayım oydu yani. Bir yerde beni, bırakın beni konuştursunlar. Bir call center'da da çalışsam çok mutlu olabilirdim. Yani bir sürekli konuşma ihtiyacı ile alakalı bir şey. Ama tabii tek konuşma değilmiş. Ya belki de tek başıma konuşsam bu kadar olmazdı işin içinde bilmek ve öğrenmek aşkı da varmış. Yani devamlı böyle uçuk konularla ilgilenmek. Mesela insanlarla beraber bir şeyler yapmak ihtiyacı varmış. Yani toplu hareket etme arzusu. Mesela bunun gibi şeyleri yavaş yavaş yolda toplayıp bir kombinasyon yaptığınızda daha önce Türkiye televizyonlarında hiç olmamış bir şey oluyor işte bakın. Yani. Garip yani. Bu arkadaşlar. Yani siz tamam siz eyvallah meclisten de bayağı fanlarımız var ha. Çoluğu çocuğu evde toplayıp zorla program izleyip arkadaşlar yapmayın öyle gerek yok. Hani <laughs> istenince izlendiği zaman daha güzel oluyor. Böyle bazı disiplinli anne babalar otur Sinan Hoca izle veya çocuk bırak oynasın. Sonra izleriz zaten yani artık arşivler var falan ulaşabiliyoruz. Evet efendim siz biraz geride kaldınız kusura bakmayın el kalktıysa görmedim. <laughs> ben Berna bu arada ben Berna. Berna hoş geldin. Ee... Psikolojik danışmanım ben de. Psikoloji, felsefe, sosyoloji özel ilgi alanlarım. Sizi de 10 yıldır takip of, ediyorum bir Allah öğretmen olarak. Versin. Üniversitedeyken başladım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız ben için. Nörofizyoloji benim de ilgi alanım. Ee, yani kongreleri falan gidiyorum. Sultan Tarlacı'yı görmüştüm. Geçen Beyin Kongresi'nde hatta. E, o derece. Ee, e, yani şöyle Yunus Emre'nin şu sözünü çok seviyorum benlikle ilgili. Bir ben vardır bende benden içeri. Aynen öyle. Bir de Yungun de sanırım çok güzel bir sözü var. Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır. Yani son zamanlarda varoluşsal bunalıma girdim ben son iki yılda. Ve ben oturan bir pederci değilim, hareketliyim. Yani ben de e, enstrüman çalıyorum. İşte geçen keman kursuna falan gittim, şarkı söylüyorum. Çok marjinal, e, e, farklı bir kişiliğim var ve genelde bu hoş karşılanmıyor. Yani çok şey, aykırı asi bulunuyorum. Aslında asi değilim, saygılıyım ama... Biraz farklı kendimi ifade ettiğim için, orijinal olduğum için şey kötü o etiketi toparlarsak evet yani e, bunu demek istiyorum. E, i̇yi yapmışım vallahi ama <laughs> ya yani bak böyleysen çekeceksin. Ben de konuşmayı yani, çok seviyorum hocam. Evet evet belli onu anladım onu, onu anladım. <laughs> ama mesela böyle hususiyetlerim varsa bir kere çok konuşuyorsan tecrübeliyiz bu konuda senle. Efendim başkalarının yapmadığı bir şeyleri yapıyorsan bir arıza kesin çıkacak. Yani o olacak çünkü e, daha evvel konfor alanı falan hikayesini konuştuk hatırlıyorsunuz. Yani diğer insanların alıştığı ve beklediği davranışları sergilemek de bir konfor olan. Ama bir gün içinizden gelen bir şey yapıyorsunuz. Size etrafınızdakiler genellikle şöyle diyor. Çok değiştin sen. Yani bu hayır değil bu böyle. Ne oluyor? Falan? Kırkından sonra teneşir parklar falan. Bazen haklılar. Ama bu bir konfor alanı olduğunu unutmamak lazım. Yani insan eğer gerçekten sıra dışı bir şey yapacaksa bunun bir de sosyal bileşeni var. Yani diğer insanlar bundan rahatsız olacak. Bu arada bir sözü hatırlatmak isterim yeri gelmişken. Bence hani şu anda beğenirse bunu sözü duyan arkadaşlarım özellikle ekranları başında bizi izleyenler hemen bir kağıda yazıp panolarına duvarlarına yapıştırsınlar. Çünkü bu sözü ben her gün kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Yumurta dışarıdan kırılırsa hayat biter. Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar. Yani hep böyle dışarıdan bize bir şey olsun istiyoruz. Bir kıyak olsun istiyoruz biri işte bize bir güzellik yapsın, bir fırsat götürelim falan, parayı yatırayım on katını alayım falan. Bunlar hep dışarıdan gelecek olan şeyler. Ama yumurtayı içeriden kıracak kadar gagamızı olgunlaştırmaya vakit ayırırsak o zaman işte o civcivden bir tavuk ve nice yumurtalar, nice nesiller çıkıyor. Buyurun efendim yukarı bir mikrofon alalım mı? Tülay ben. ben. Ee... Şimdi bu kaos, bu koşuşturmanın içerisinde e, hep böyle öze dönmekle alakalı konuşmalar yaptık ki benim en sevdiğim konu var. E, ve e, bu pandemi döneminde o koşuşturma koşuşturma sürecinden ben de o kadar e, muzdariptim ki e, ya bir gün işler bitse de bütün gün meditasyon yapsam, otursam evde diye kendi kendime yakınıyordum ve gerçekten öyle oldu. O e, dönemden itibaren ben e, her gün meditasyon yapıyorum ve özüme dönebiliyorum. Allah'a şükürler olsun. E, ve e, Şurada hani yumurtanın içeriden kırılması lazım dediniz ya, işte çoğu insan aslında bundan müzdarip, nasıl içe döneceğini bilemiyor, nasıl özbenliğine, özbenliğiyle nasıl konuşulacağını keşfedeceğini bilemiyor. Ama nasıl yapmalıyız? Yani o yumurtayı içeriden nasıl kırmalıyız? Ben kendimce cevabımı buldum. Şükürler olsun. Fakat sizin düşüncenizi arkadaşlarım adına rica ediyorum. Ama benim orada da bir tabii sorum olabilir size. Şöyle ki o günden beri meditasyon yapıyorsunuz. Mesela onu da bırakmayı düşünüyor musunuz? Yani asla. Hiç çünkü asla derseniz o da problem olabilir. Çünkü bakın dikkat edin orada da bir şey yapıyorsunuz gene. Mesela insan hiçbir şey yapmadan var olabilen tek varlık. Bak diğer canlılara hatta cansızlara bakın her her şey canlı cansız her şey bulunduğu anda fiziksel ya da canlılıkla ilgili bir görev ifa ediyor. Taş mesela devamlı ağır. O hep ağırlığını veriyor. İşte zamanla bozunuyor. Kedi genel genellikle kediler böyle sürekli boş mesai yapıyormuş gibi gözükürler ama izleyin her an meşguller. Her an evinde kedi olan lütfen şöyle bir meditasyonu onun üzerinde yapsın yani 15-20 dakika ya sürekli yalanıyordur ya bakınıyordur. Mesela düşünüyor diyeceğim bizim anlamda pek düşünmediğini biliyoruz. Yoksa bir felsefe kitabı çıkmış bir kediden haberimiz olurdu. Öyle bir şey olmuyor. Ya lazer pointer kovalıyor ya başka bir şey yapıyor ya uyuyor ya yiyor. Yani her an bir aktivite halinde. Biz de mesela sıklıkla içe dönme meşgalesini kendimize iş edindiğimiz takdirde bu da boşluk dolduran bir şeye dönüşüyor. Gerçek boşluk hali Sadece insana tanımlanmış bir işlevsizlik, hiçbir şey yapmadan var olabilme makamıyla alakalı. Sizin bu konudaki yorumlarınızı çok beğeniyorum. Yani bir Aha. insan beş dakika e, durabilmeli. İşte ben onu meditasyonda yapabiliyorum. Ha şimdi bak meditasyonda yalnız meditasyon yapıyorsunuz, bunu unutmayın. Ya orada bir kural dizgesi var. Şimdi mesela bizi Burada zor. Yapsak yönetmenim der ki abi ne oluyor ne yapıyorsunuz falan. Ama mesela bizi izleyenler şu anda durdurup işte izledikleri medya neyse. iki dakika telefonlarını saatlerini ayarlayıp hiçbir şey yapmadan durabilirler. Buyurun başlayın. Şu onlar dururken biz kendi kendilerimiz... aramızda. <laughs> <laughs> Bu, bak bunu izleyen kimse bunu yapmayacak. Ya da şöyle yapacak. 30 saniyesi çok saçma gelmeye başlayacak. Ya da iki dakika oturacak. Bak bu yüzde 99 bu olacak ben size söyleyeyim. Daha bir dakika dolmadan, yarım dakika dolmadan hatta biri gelecek. Abi ne oldu? E, duruyoruz. Niye duruyorsun? <laughs> hiçbir şey yok. Ya kesin bir şey var. Bak etrafınızdaki insanlar bile hiçbir şey yapmadan durmamıza alışık değiller. Yani beni hele maazallah biri konuşmuyorken görünce paniğe kapılıyor mesela. Yani devamlı böyle şen şakrak bir halde bir şeyler geveliyor olmam lazım. O durma hali işte o Kendini bilen Rabbini bilir dedikleri hikaye açılan kapı orası. Şimdi biz Rabbini bilir deyince hani Allah'la tanışmak için bir randevu gibi düşünüyoruz o işi ama Rab sözcüğünün kullanılması boşuna değil arkadaşlar. Eski sözler, kadim sözler kelime ve etimolojik kelimeler üzerine etimolojik şifreler taşır. Mesela Rab sözcüğünü duyduğumuzda biz onu eğer tanrı falan diye biliyorsak bir daha bakalım. Çünkü Rab sözcüğü İslam kültüründe Allah'ın isimlerinden biridir ve öğretmen anlamına gelir. Yol gösterici, terbiye edici demektir. Ve Rabbini bilmek demek de aslında öğretmenini bulmak, yolunu keşfetmek, bir adım sonra ne yapacağını anlayabilme becerisine sahip olmaktır. Bunun da kapısını nerede göstermişler? Kendini bilmek. Ama kendini bilmek öyle gözüküyor ki meditasyonun falan çok yardımcı olduğu bir şekilde tamamen saf varoluşunuzla barışık bir halde durduğunuzda dünya ve varlığınız size ne diyor? Aslında bunu dinleyebilme becerisi tabii ki bir sözle anlatılabilir, tarifle yaptırılabilir bir şey değil. Bir yaşadıkça oluşan bir yetenek gibi gözüküyor. Ama bu konu her açıldığında, yaşlar özellikle 15-20'nin üzerine çıktığında hemen herkesin temelde kafayı taktığı bir konu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hayatımızdaki hemen hemen bütün eksikliklerin bununla ilgili olduğunu fark ettik de medeniyet çok gürültülü. Salmıyorlar ki bir duralım. Sinan Canan çok konuşuyor mesela. Devamlı adam her yerde karşıma çıkıyor. Bana bile keşfetlerde ben çıkıyorum yani. Devamlı bıdı 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 birileri bir şeyler anlatıyor. Narsitlerle la şöyle baş et bunu böyle yap. Kabak çekirden ne de kabak yetiştir falan filan diye. Herkesin bir şey öğretesi var. Böyle bir dünyada bir şalteri kapatıp Vallahi bunu özellikle çok konuşan bir adam olarak anlatan bir olarak ben söylüyorum. Bir kapatıp bir duralım. Demin yapamadınız ya. Şimdi yapın. Şimdi yapın. İki dakika bir durun. Ve bunu haftada iki kere yapın. Ondan sonra da sabahlar olmasın efendim. Neler olacak bilmiyorum. Efendim buyurunuz Merhabalar hocam. Şeyma Merhaba. ben. Merhaba. Şeyma hoş geldin. Kendini geliştirmek, sınırları aşmaktan bahsettik. Ben de sınırları belirlemek konusunda sorular sormak istiyorum. Fikrinizi merak ediyorum. Zira kendimizi tanıyabilmek bir dert. Bunu konuştuk. Bir de dışarıdan o benzeriyetin ya da ailemizin, toplumumuzun bize verdiği, empoze ettiği düşüncelerle başa çıkmak bir problem. Yani sınırları belirleme, neyi aşmalıyız o konuda fikirlerinizi merak ediyorum. İsmini kaçırdım karta bakarken. Şeyma. Şeymacığım öyle önemli bir şey sordun ki. Biz şimdi hep aşılacak sınırları konuşuyoruz da bir de belirlenecek sınırlar var. Mesela anne babaların çok uzmanlara sorduğu bir soru. Ben o konuda uzman değilim. Üç çocuk büyütmeme rağmen ama bana da geliyor arada bir sorular. Ya hocam bu çocuklara ne yapalım? Mesela bunları nasıl daha iyi yetiştirelim falan filan. Çocuk yetiştirme ile ilgili hemen hemen bütün aklı başında uzmanların söylediği en temel şey çocuğun bir şey öğretmemize falan ihtiyacı yok. İttirmemize de ihtiyacı yok ama güvenli sınırlara ihtiyacı var. O sınırları çizdiğinizde ve onun içinde çocuğa oynama hürriyeti verdiğiniz zaman o zaten dünyayı keşfediyor. İnsan temel olarak dünyayla oynayan bir çocuk gibi. Ve bizim sınırlara ihtiyacımız var. Mesela sınırları olmayan insanların neler yaptığına tarihte çok fazla şahit olduk. Çok fazla biliyoruz. Büyük kan, yıkım ve gözyaşına sebep olabiliyorlar. Fakat sınırları pozitif anlamda aşan insanlara bakıyorsunuz. Yani tarihe güzel şeyler bırakmış, hoş sedalar, büyük eserler bırakmış insanlara. Bu insanların kendilerini çok iyi sınırladığını görüyorsunuz. Mesela bakın enteresan bir nokta. Sınırları aşabilmek için dağılmayı engelleyecek bir odaklanma yapabilmek adına kendinize bazı prensipler koymanız lazım. Mesela Ernst Hemingway'in yazma alışkanlıkları her yerde anlatılıyor. İşte işte sabah kalkıyormuş, akşam bir yürüyüş yapıyormuş, rutinleri varmış, ritüelleri varmış. Ya bu adam can değil mi ya? Git ye iç kardeşim künefe falan yap bir şeyler. Yok. O aşmak istediği ufuklar nasıl bir büyük bir motivasyonla arzulanıyorsa o kişi tarafından... Bütün hayatını zaptu rapt altına almasını sağlayacak bir disiplin geliştirmesine yol açıyor. Şimdi aslında biz de yani henüz böyle hayatımızın gayesini bilmemesini tam bulmamış olsak da hepimizin yetiştiği kültür bize bir şeyler anlatıyor dikkat edin. Mesela dini inançlar var, töreler var, kültürel gelenekler, geleneksel işte rutinler, ritüeller var. Bunların hepsi ne için? Mesela kötülük, deneme yanılma yoluyla kötülüğü öğrenseydik ya. Mesela Aa, kedileri öldürmek kötüymüş. Aa insan öldürmek daha kötüymüş falan diye. Bunu denemek zorunda olsaydık ya. Berbat bir şey olmaz mıydı yani? Hepimiz en az birkaç tane <laughs> cinayete karışmadan bunları öğrenemeyecektik mesela. Halbuki mesela erken zamanlarda ne diyoruz? Şu iyidir, şu kötüdür falan filan gibi bir takım yargılarla bir kere doğru ve verimli yaşayabilmek için bir sınır çiziliyor. Fakat işte insan kültürü her zaman bu kadar verimli ve saf değil. Bazen bize iyi diye öyle kötülükler dolduruyorlar ki. Mesela birçok insan ah işte keşke yapmasaydım demiyor ölüm döşeğinde. keşke yapsaydım diye ölüyor. Çünkü zihinsel sınırları nedeniyle çok yapabileceği bir şeyleri hiç denememiş bile. Şimdi böyle baktığınızda kendimize sınırlar koyacağız ama bu sınırları koymak için, ya kendimize has öz sınırlarımızı koymak için önce sahte çitleri bir kaldırmamız lazım. Oraları bir denememiz lazım. Ben hep söylüyorum ailenizden aldığınız, öğrendiğiniz hiçbir şey sizin değildir sınıyana kadar. Bakana kadar, faydasının zararını görene kadar ve biraz önce söylediğim gibi bunu işte Hazreti Mevlana da söylemiş zaten dert daima insana yol gösterir diye insan kendi dertlendiği konuyla alakalı kafa yormaya devam ettikçe o derdi çözmeye ya da o dertten bir derman çıkarmaya nasıl gideceğini devamlı araştırıcı olduğu takdirde o durumda işte Eskilerin iyi, kötü, günah, sevap bilmem ne dedikleri yavaş yavaş buharlaşıyor ve sizin artık kendi yolunuz, kendi prensipleriniz oluyor. Bence, zaten süremizin sonuna geliyormuşuz, arkadaşlar haber verdik. Kapanış için muhteşem bir konu. Harika bir noktaya getirdiniz meseleyi. Ve bu, belki de bundan sonra bu programı izleyen arkadaşlarım bir şeye niyet edeceklerse, devamlı sınırları aşmak sınırları aşmak dediğimiz şeyin aslında doğru sınırlar çizmekle de alakalı olduğunu bir kere daha vesilenizle buradan hatırlatmış olalım. Dolayısıyla derdimiz tekmiş belli oldu. Hepimizin derdi kendisi. Bu derdi daha fazla deşeceğiz. Bugünlük de süremiz bu kadarmış ama bence güzel ezdik mevzuları. Değil mi? Memnun kaldık mı?